Gelin bakalım gençler. Haydi Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm. Hayırlı akşamlarınız olsun. kutalmış iyi akşamlar da. İyi akşamlar. İyi akşamlar. <laughs> Sinam Gelin bakalım hadi toplanın. Yüzüm getir yüzüm. Yüzüm yok. Yüzüm al gel hadi. Şurada şeyde. Yüzümle muska mal gel hadi. Şurada hemen. Mutfakta tamam. İlteriş dal al gel. İlteriş. Gelin gençler hoş geldiniz. Gelin bakalım. Aleyna aleyküm selam. Gelin bakalım. Gelin topların hadi bakalım. Ses görüntüyü değil mi? İşit Allah derdimi Hadi Bismillah Gelmiyor mu? Gelmiyor. Ne ne yapıyor? Yüzüme şap battı. Vallaha mı? Evet. Ertak alalım bakalım uskumuzu. Hadi Bismillah. Vahşi çocuk. Heh. <laughs> gel kutalmışım gel gel. Abim Vallahi benim de moral ihtiyacım var var ya var ya. En baştan anlatacağım en baştan en baştan en baştan anlatacağım. Tamam? İlteriş gelmiyor abim bugün şey üstünde Sinan üstünde. Yani Yast bağırıp duruyor, şey yapıp duruyor, arıza çıkarıp duruyor. Yastıkları döşediği yorganlara ormanın üstünden atlayıp duruyor. Ha yani. Divana çıkıyor, atlıyor. Ancak abi ancak ancak. Bugün perşembe, bugün oğlanları yıkadım, keseledim mi? İlteriş saçlar papaz mod da gelmiyor işte, çıkmıyor. Artısı o. <laughs> Gelin bakalım hadi topladın hadi. Kutalmış benim şey al gel. Aşına soru bankasını al gel. Nerede o? Koş şeyde, dolapta galiba hadi. Koş al Bak buralara. Buradaydı öne gitti o. O değil oğlum. O değil. Tamam? He abim ha ha. KPSS'nin durumu ne olur? Valla ee, vallahi abim gidişat gidişat erteleneceği yönünde. Yani gidişat erteleneceği yönünde. Niye? Çünkü şey ertelediler. Eee YKS, TET, değil. Ertelediler. Ee, Merve ha, kartuş bitti kız. Merve vallahi billahi bak bu şimdi şey bak. Aklımdayken söyleyeyim sana. Nereden bulacağım bunun kartuşunu ben? Mesaj at bana tamam. Bu bir. Şimdi şey ertelendi. YKS, TYT. E, o ertelendi. Hem de ne zamanı? 23, 24 Temmuz'a mı? Ne bir yere ertelendi. ÖABT var galiba o şeyde. Tamam. Alan şeyleri var. Tamam. Ve e, kuvvetli ihtimalle. Yani bizim öngörümüz artık. Dün diyorduk ki mesela artık ertelemeyeceğiz. Çünkü mesajlar o yöndeydi. Yapmayız etmeyiz e, i̇şte şey özür dilerim Sınavı zamanında yapacağız çocukların psikolojisi bozulmasın diye konuşuluyordu. E şimdi bir ay daha ileri attı, atladılar. Ya en baştan başlayacağım sıkıntı yok. Bugün biraz size aşinadan soru çözü vereceğim. Tamam. Hayır babacım hayır ya. Hayır üzerinde resmim var babam. Üzerinde resmim var babacım üzerinde resmim var. Hadi. Ee, bugün size soru çözüm yapı vereceğim biraz. Ha tamam. Aferin oğluma benim. Ölü sayısı da artmış. Vallahi bilemedim abim ya. Fransa'da 800'lere ulaşmış. Tamam. İlteriş. İlteriş. Nerede lan? Onu bul gel hadi ya. Hadi onu göstereyim başlayayım ben. Alanla çakışıyor işte yani. Kuvvetli ihtimalle, kuvvetli ihtimalle o da ertelenecek. Kıymetli kardeşler. Bakalım göreceğiz. Yarın bir gün açıklama yapılır gene. İlteriş. 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 İlteriş gel babam gel oğlum. E gel babam ben sana gel diyorum. E gel diyorum ben sana. Ha? Gel el salla. Ha ha de. Ha ha de. Ha? Saçları tarayalım şöyle yan tarafa doğru. Ha. Tamam. Ve şuradan şöyle uzattık mı? Evet. İlteriş görünmüyor ama babam. Tamam mı? Şöyle baba de şunlara. Baba de ders çalışın da de şunlara. Burnunu karıştırma karizmayı çizdirme. Hayır. Gidecek mi? Hadi git. Hadi git. Öpceğim. Avrupa tarihi var abim. Hepsi var. Ha? 1196. Oo. Abi vallahi var ya evdeyiz yemin ediyorum. E, tüm Türkiye şey dizdi zaten. Kafayı bizdik Milletçek. Yani bakalım. Bir de kutu almış. Bir tane bana kurşun kalem getir oğlum. Senin kalem kutun da burada dursun. Tamam. Bir tane de kurşun kalem getir. Hadi ben soru saçları soru çözümüne başlayacağım. Hadi bunu da al git. Pişt. Bıt bıt, bıt. çık oradan. Gel buraya gel. Abi ben vallahi zor yemin ediyorum zor ya. Şimdi bir de buradan Ankara Kızılay öğrencilerimiz varsa ee, Isparta Ergı'dan öğrencilerim varsa Onlar gitsinler. Tamam, tamam açtım açtım. Tamam açtım. Ağlama gözünü seveyim ağlama. Lütfen ağlama. Tamam ha. Hiç mızmızlanma. Abo bugün var ya vallahi saçları saçları diktirdi bize ya İlter iş. Bugün çok yaramaz. Tamam. Kuşum bulamadım da benim iğne kalemim Tamam olur. Yok varsa... Tamam olur babacım olur. Bir dakika. Tamam olur olsun. babacım. babacım. Olur babacım. Babacım olur. Tamam. Ha, hadi gidin hadi ne kadar bir şey yaparsam bitireyim dersi geleceğim yanınıza. Tamam. Hadi hazır mıyız? Hazır mısınız? Vallahi bilmiyorum abi de kuvvetli ihtimalle erteleyecekler. Görüntü o yönde yani hani. Çünkü ertelenme izleri şeyleri arttı. Artık o yönde şeyler geliyor. Ee, sinyaller geliyor. Maşallah maşallah. Uşakların ikisi de bana benziyor abicim. Benim onların yanında benim onların yanında onların yaşındayken resimlerim var. Ee, Birebir aynısı vereyim onları da yarın bir gün. Yarın saat 10.30'da başlıyorum abi. Tamam. Tamam. Valla abi Çin seferine çıkaydı. İlteriş komple borları halledip geleydi. Kurban oldum onun. Biz de kurtulurduk ya. Hepimiz kurtulurduk. Valla billaha. O Çin'i kökten ortaya kaldırmak lazım ya. İsen sen burada mısınız? Tamam. Pazartesi günü başlıyor. Dersleriniz uzaktan eğitim canlı dersleriniz. Kıymetli kardeşler. Yani olduğumuz günde dersleriniz ne yapacak? Devam edecek. Hop evet, şuraları çözdüydüm. Evet. Burayı çözdüm. Şuradan devam edeyim. Ha. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Hazır mısınız? Yorumları kapatacağım. Şeyi çözeceğim. Birinci tebeme ile alakalı aşinadan size soru çözeceğim. Tamam. İlk testini çözdüydüm. ikinci testini de ne yapalım? İkinci testini de halledelim. Ondan sonrasında yarın akşam da yarın akşam da en baştan başlayalım. Tamam. Hazır mısınız? Müzinci yılları zaten yapacağım abi. Çekeceğim onun için de ayrı ayrı bir şey çekerim yani hani. Tamam 10.30'da abim derslerim 10.30'da. Hep derslerim en buçukta. Tamam. Elinizde kitap varsa benim elimdeki benim elimdeki 5. baskı kitap kıymetli kardeşler sayfa 254'te. Birinci tebeme dönemi. Tamam. Hazır mısınız? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hadi bismillah bakalım. KPSS e erteleden ertelenmez bilmem abim. Biz işimize bakalım. Tamam. Çünkü ne olacağı belli değil. Yarın derler ki hop oh, bitti gitti virüs. Bir tane şey çıkar. bir ilaç çıkar. Bak bugün var bir tane hocam çıkmış. Evet. Sumak. Sumaklı. Sumaklı su iyi gelir diye. O da şeymiş ellem kandırmışlar adamı. Hani çıkar bir ilaç bir şey Allah'ın kızına ne olur biter gider. Birden başladığı gibi birden biter. Tamam. O yüzden siz de ne yapınız abim? Kendi işinize bakınız. Yarın derler ki şey, işte sınavı yapıyoruz. Hadi bismillah derler. Tamam. O yüzden siz hazırlıklı olun. He burası Türkiye. Her şeye her an hazırlıklı olun. Tamam. Yeter abim yeter yeter. Geçen senenin ondan önceki senenin bir önceki senenin sorularına bak. O 3-4 sayfadan geldi hep sorular. Boş yerin ayrıntılarıyla boğulmayınız. Siz ÖABT'ye çalışır gibi çalışıyorsunuz. Hatanız o. Tamam. Siz genel kültür sınavına gireceksiniz. ÖABT'ye girmeyeceksiniz. Tamam abisi. Öyle olursa boğulur gidersiniz. Tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hop. Çevirdik. Lan ettik. Lan oldu ha. Şöyle çevir şunu da. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şuradan bir de isemin ışıktan yan lan. Hop. Şöyle de şuraya doğru verdik mi? Zannımca gel dayı. Ahanda. Evet. Nasıl? Den. Renk şey iyi mi? Tamam mısınız? Birinci TBM dönemi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Kapatıyorum yorumlarınızı. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Kapattım. Hadi Allah utandırmasın bakalım. Biraz da yaklaştırı vereyim. Ha şöyle cuk diye olsun. Hadi bismillah. Aşina Tarih Soru Bankası'ndan size 1920'deki olayların 100. yıl olan olayların <laughs> soruları. Birinci TBM dönemi. Hadi bismillah. Aa, zor bir soru diyeceğim ama... Şimdi zor bir soru diyeceğim ama okuyalım bakalım üzerinde konuşacağız tamam. Böyle soruları da seviyor ÖSYM sormayı. Öğretici olmak için koyuyor bunları bazen. Birinci TM'de yapılan konuşmaları öğrencilerine inceletmek isteyen Elif Hoca Aşağıdakilerden hangisinin sınıfa getirdiği söylenebilir. Tamam. Şimdi soru zor. Doğru mu? Hiç duymadığınız, daha önce de hiçbir yerde yazmayan, çizmeyen, etmeyen bir bilgi. Doğru mu? TBM'de yapılan konuşmalar. Nereden bileceksin? Ama şıklara baktın. Zabıt cerideleri. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu ne la? Dedin kaldı. Dur. Bilemedin. Ama tereke defterinin ne olduğunu biliyorsun. Tereke. Neydi tereke? Miras kayıtlarıydı. Mühimme. Divanı Hümayun kayıtlarıydı. Tahrir fethedilen bölgedeki her şeyin işte sayılıp kayıt altına alınması, fethettiğin bölgedeki veyahut da tapu kayıtlarıydı. E, Zimem defterlerinin de ben size neyini anlattım? Hikayesini anlattıydım. Hani böyle Ramazan ayında ya da mübarek bir günde eleman geliyordu borç defterinden aç diyordu şu sayfayı kimin borcu falancanın borcu sil gitsin diyordu ya abim hani onunla alakalıdır. E buradan bak ben olanı değil olmayanları biliyordum. Doğru cevabımı ne yaptım? Çıkardım. Siz de bunu yapabilirsiniz. Tamam. Böyle bazen ÖSYM'den böyle sorular geldiği zaman tamam mı? Allah kahretsin düşmana sorar gibi soruyorsun. Allah seni nasıl bile söylesin deme. Tamam şıklara bak dördü bir yanlı biri bir yanlı gösteriyor işte bak zabıt cerdeleri ne oldu buradan çıktı anlaştık abim güzel soruymuş hadi bakalım hadi Arkasından bir diğeri hangisi birinci TBM'ye karşı çıkan isyanların nedenlerinden olduğu söylenemez. Tersten geleceğim. Tersten geleceğim. Hadi bakalım. Manda himaye. TBM'ye karşı manda himaye. Bilemedim dursun. Saltanat ilafet yanları arıza çıkardılar. Azınlıklar arıza çıkardılar. Doğru mu? Rejim bunalımı Bakın bir bilemedim. Rejim bunalımı daha şey belli değil. Rejim belli değil. Rejimin ne olduğu belli değil. Bilemedim. Otorite boşluğu. E banko var. Tamam. A kişik arasında kaldım. Birinci tememeye karşı çıkan isyanların nedenleri arasında. Hangisi olamaz? Rejim bunalımı mı? Yoksa manda himaye savunanlar mı? Hangisi olamaz? Abem rejim bunalımı olamaz. Niye? Çünkü birinci TBM'de ta 1923'e kadar Rejimin ne olduğu belli değil. Kı kıymetli kardeşler henüz rejim belli değil. Yani bundan dolayı rejim işte şu olsun cumhuriyet olsun diye bir isyan yok. Bizim öncelikli amacımız neydi? Öncelikli amacımız bağımsızlık idi. Doğru mu? Biz ne için uğraşıyoruz? Bağımsızlık için uğraşıyoruz. Bak manda himaye buradan ne yaparım? elerim anlaştık hatta İstanbul hükümetinin çıkardığı isyanlarda manda himaye fikri de vardır yorumu çıkabilir mi evet çıkabilir niye çünkü İstanbul hükümeti İngilizlerin mandasını istemiyor mu e istiyor e bu eledim saltanat ilafetçiler zaten isyan edecek e gambersiz düğün olmaz azınlıklar isyan edecek otorite boşluğundan dolayı da isyanlar gerçekleşecek ama rejim cumhuriyet olsun bilmem ne olsun diye bir isyan hareketi yoktur kıymetli kardeşlerim tamam bu devam ettim bir diğer sorum. İngiltere'nin Bolu Düzce Hendek Ada Pazar isyanlarını desteklemesinde 1 2 3 hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? Hangileri etkilidir? Bakalım. Saltanat ve hilafeti korumak. Allah Allah. İngilizler saltanat hilafeti korumak ister yoksa bu Bolu Düzce Hendek Ada Pazar burayı anlatırken ben size hep mi diye anlattım? Bak anlatırken hep mi anlattım ben size? Dedim ki şurada dedim bir Anadolu çizdim şöyle. Bir Anadolu çizdim. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı. Buralarda isyan çıkardılar. Şurada Ankara'da TBM hükümeti var. Sonrasında Ahmet Anzavur'la Kuvayi İnzibati isyanını çıkardılar. Bu isyanların Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı. Ahmet Anzavur ve Kuvayi İnzibati isyanlarının ortak bir özelliği var dedim. Nedir o ortak özellik? Nereyi korumaktır? Boğazları korumaktır. E Boğaz'da kimler var? İtilaflar var. İtilafların amacı saltanat hilafeti korumak değil abem. Boğazlar çevresinde kendilerini kendilerinde kalmasını sağlamak. Başkalarının eline tebemenin eline geçsin onu istemiyor. İstanbul önemli bir ne? Önemli bir merkez. Şıklara bakıyorum. Saltanat hilafeti korumak değil. Madem koruyacaksın niye işgal ettin derim ben sana. Birileri eledim. Tamam 2 olmayanları eledim 3'e baktım musul meselesini kendiliğine çözmek daha henüz musul meselesi de olmadı başlamadı 3'ü de eledim cevabım yalnız neymiş Yalnız ikiymiş. Anlaştık abim. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı ayaklanmalarının ortak özelliği boğazlar ve çevresidir. ÖSYM defalarca bu soruyu sordu. Haberiniz olsun. Tamam. Hiç bak içerik değil. Şey biliniz sadece. Sebep biliniz. Şey biliniz. Yerle alakalı, coğrafyayla alakalı ilişkilendirip öyle soruyor. ÖSYM bu soruyu. Anlaştık. Peki devam ettim. Hop. Şunu da şöyle biraz geriye doğru çekelim. Git dayı. Ha. Hah. Hah. Sevr Anlaşması'nın imzalandığı Sanremo Konferansı'na yukarıdaki devletlerden hangileri katılmıştır? Sanremo'da kimler var diye sormuş. Sanr o çok vurdu ışık. Çok vurdu ışık. Evet şunu şöyle bir düzeltle kalkla. Hah. Allah Allah. Neyse sen dayı durmayacaksın. Kutu almış bir su getiriver oğlum bana. Ha? Hadi bismillah. Sevr anlaşmasının imzalandığı Sanremo konferansına yukarıdakilerden hangileri katılmıştır? Bak Sevring taslığı nerede atılacak? Sevring taslağı Sanremo konferansında atılacaktır. Sanremo konferansında. Sağ ol oğlum benim. Ha Bismillah. Sevring taslığı Sanremo konferansı atılacak. A babaları kim? A babalar İngiltere geldi. Rusya olamaz. Niye? Çünkü bu abem savaştan çekildi. Çarlık Rusyası gitti. Yerine kim geldi? Sivrisinek, cırcır böceği geldi. Bu artık biz anlaşmayı kimlerle imzalayacağız? İtilaf devletleri ile imzalayacağız. Rusya artık bir itilaf devleti değil ve İngiltere var, bir de A babaları kim var? Fransa var. Yani doğru cevabınız neresi? 1 ve üçmüş. Tamam? Böyle bu tarz sorular gelecek. Haberiniz olsun. Tamam. Hadi bismillah. Bir diğer sorum. Sevr Anlaşması'nda İzmir şehri ile birlikte Ege bölgesinin büyük bir bölümü Midye büyük çekme çizgisinin batısında kalan bütün Trakya hangisine verildiği karşılaştırmıştır? Bak hiç bilemedin iki yerden çıkarttırırsın. İzmir'i kime verdilerdi? Fransa değil, Rusya değil, İngiltere değil, İtalya ile Yunanistan'aydı. Doğru mu? Ama buradan bir bilgi sorusu bu. Sevr Anlaşması diyor. E, önceden İtalya'daydı alıp kime verdiler? Yunanistan'a verdiler. Dur. Bilemedin mi? İzmir'den çıkaramadın mı süreci? Hangisindeydi bilemedin mi? Aşağıda bir yer daha var. Trakya. E Trakya'yı kime bıraktılar? Yunan'a mı İtalya'ya mı? E tabii ki Yunan'a bıraktılar. Sınıf aklınıza yattı mı? Alışkanlık olmuş bizde hep sınıf aklınıza yattı mı diye. Bilinsin kıymetli kardeşlerim. Güzel. Hatta bunu şeye sordular. TET-AYT sınavında sordular. TYT'de ne diye sordular burayı? Dediler ki Ali Osman adında lise öğrencisi zaman makinesine binip geçmişe gitmiş. A bu bir de ne görsün? Hasan Tahsin'in düşmana tak 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 saydırdığını görmüş. Acaba Ali Osman Osmanlı'da hangi döneme gitti diye e, özel Osman şey e, aşağıdaki yerlerden hangisinin e, işgalini e, görüyordu falan diye sordular. E Hasan Tahsin nerede? İzmir'de. Yani ÖSYM birazcık daha böyle polümlü filmli, fırıldaklı öyle şeyler sormayı daha çok seviyor haberiniz olsun. Tamam bu bir diğeri geldi abo uzun soru koymuşuz lan buraya ve yukarıdaki bilgilere bakarak demişiz. ha yani senin bilmene gerek yok işte KPSS öğrencisinin en çok yanlış yaptığı yerlerden birisi. Tamam senin bilmene gerek yok ben verdim sana yukarıda bilmen gerekenleri onlara bak ve ne yap diyor. Cevapla diyor anlaştık abim bu hadi bismillah. Sivas Kongresi'nin son ermesiyle birlikte şunu bir odaklayalım ha. Sivas Kongresi'nin son ermesiyle birlikte 14 Eylül 19 tarihinde Sivas'ta temsil heyetinin görüş ve düşüncelerini Anadolu ve dünyaya açıklamak üzere İrade-i Milliye adı verilen yarı resmi bir gazete yayınlanmaya başlanmış. O çok güzel. İrade-i Milliye. Mustafa Kemal Paşa Sivas'tan Ankara'ya geldikten sonra Ankara'da da bir gazetenin yayınlanması için harekete geçmiş. Anadolu' böyle müdafaa Cemiyeti adına hakimiyeti milliyet adı verilen bir gazetenin çıkarılması sağlanmıştır. Hep neyden bahsediyor? Gazetelerden bahsetti. Doğru mu? İradeyi milliye, hakimiyeti milliye. Yukarıdaki bilgilere bakarak hangilerine çıkarılabilir? Kamuoyu oluşmasına öncelik verilmiş önem verilmiştir. Evet olabilir. Mustafa Kemal halkın olandan, bitenden haberdar olmasını istiyor mu? Evet istiyor. Bu halkın doğru bilgi alması, milli mücadeleye desteklenmesi istenmiştir. Olabilir. Niye çıkarıyor gazeteleri? E bu biraz biraz bilgiye dayalı yorum gibi olmuş. Tamam. Bu olur. Kurtuluş Savaşı'nda basın ve yayın etkin şekilde kullanılmak istenmiştir. Al hepsi oldu. Ha buyur. Alın klasik yorum. ama KPS öğrencilerine bunu sorduğum zaman tamam mı? Buna var ya bak ya yalnız bir der ya yalnız 2 der ya yalnız 3 der. Ya daha geniş açıyla düşünün. Bunların hepsini böyle bu tarz sorularda okudum. Tamam gazetelerden bahsetti. Ucu açık yorumları işaretlemeye çalışın. Kamuoyu oluşmasını önem vermiş. Bak, şey bir yorum, geniş bir yorum. Halkın doğru bilgi alması, milli mücadeleye desteklenmesi istenmiştir. Bak, ucu açık, geniş bir yorum. Kurtuluş Savaşı'nda basın yayın etkin şekilde kullanmak istenmiştir. Ucu açık, geniş yorum. Böyle işaretlerseniz, bu mantıkla giderseniz, doğru yaparsanız iyi yaparsınız abi. Anlaştık. Bu peki, geçtim bir diğer soruma. Kıymetli kardeşler, TBM'nin özelliklerinden Özelliklerine sahip vekillerden hangilerinden oluştuğu ileri sürülebilir. Birinci TBM'de azınlık vekilleri var mı? Yok. Niye? Çünkü onlar onlar, abem, son Osmanlı Mebusan Meclisi açılırken onlar tarafını belli etti. Onlar bizimle beraber seçimlere yönetime mi katılmak istiyor? Yoksa kendi bağımsız devletlerini mi kurmak istiyorlar? Kendi devletlerini kurmak istiyorlar? Kafadan şıklardan bir olanları ne yaptım? Bir olanlar gitti. 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 İki ile üç kaldı. Bir. Arkasından birinci temelde hemen Mustafa Kemal İstanbul'un resmen işgalinden sonra hemen her ile birer şey gönderdi. Telgraf gönderdi ve her Liva'dan hemen dedi üçer beşer kişiyi seçin ve derhal Ankara'da yeni bir meclis açıyoruz oraya gönderin dedi. Yeni gelenler var Güzel tamam. Bir de Mebusan Meclisi'nin eski üyeleri. Ha Mustafa Kemal İstanbul işgal edildiğinde meclis basıldı ve dağıtıldı. Rauf Orbay'da hatırlayan el çantası onu da tutuklayıp nereye gönderdiler? Malta'ya sürgüne gönderdiler. O gün mecliste olmayıp ya da uzaklaşıp ya da gitmeyip bir şekilde kurtulan 17-18 tane ne var? Milletvekili var. Mustafa Kemal onlara da ne yapın demiş. Onlara siz de gelin demiş. Neden? Bak bu adamlar misak-ı milli ilan ettiler. Ama Mustafa Kemal' mesela Mustafa Kemal'in dediği işte Mustafa Kemal'in dediği şekilde onu meclis başkanı seçmediler. Mecliste işte müdafaa hukuk grubunu kurmadılar ama misak-ı milli ilan ettiler. İşte burada Mustafa Kemal onlara kızgın olmasına rağmen Tamam. Onları da nereye davet ediyor? Buyurun gelin diyor. Yani Mustafa Kemal olayları kişiselleştirmemiş. Ulus iradesine önem vermiş yorumu çıkar mı? Sonuçta o adamları kim seçti? Sonuçta o adamları halk seçti. Hem yeni seçilenler hem de Mebusan Meclisi üyeleri cevabım 2 ile 3'müş. Anlaştık abim. Bu Peki devam ettim. Bir diğer soruma. Birinci TBM'nin bu da yayınların sevdiği sorulardan birisi. Tamam. Birinci TBM'nin hangisiyle iç tüzüğü düzenlenmiştir? Tamam. Bu daha öncesinde adli idare hakimlik sınavlarında buna benzer sorular soruldu. Biz de koyduk kitabımızın içine. Tamam. Hangisiyle TBM iç tüzüğü düzenlenmiştir? Anam resmi, anam abem neydi? Küçükbaş hayvan vergisiydi. Anam resmi, küçükbaş hayvan vergisiydi. Hatta birinci TBM'nin yaptığı ilk kanunda neydi? Anam resmini Erbiyangat arttırılması adline dair kanundu. Anam vergisini dört kat arttırdıydı. TBM'nin yaptığı ilk kanundu bu. Bu değil. Hıyaneti vataniye kanunu vatan ehanet değil. Meni müskirat her türlü israf, içki şey yasaklandı değil. Bunlar ne için? Milli mücadeleye kaynak oluşturmak için. E teşkilat esasiye kanunu dediğine 21 anayasası. Birinci TBM'nin iç tüzüğü nisab müzakere ile belirtilmiştir. Meclis iç tüzüğüdür. Tamam kıymetli kardeşler bilgi sorusu bu. Aşağıdakilerden hangisi? Bir diğer sorum. Teşkilatı esasıyla alakalı doğru bilgi değildir. En yumuşak anayasadır doğru. TBM'nin içinde arada vatandaşlık soruları da geliyor. Niye? Çünkü bunları tarihte de sorabilir, vatandaşlığın içinde de sorabilir. Haberiniz olsun. Kısa ve öz hazırlanmıştır. Aynen öyle. 12-13 maddelik bir şey, bir madde. Egemenliği millete vermiştir. Evet, ilk maddesi nedir? Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir bu. Kanun esası yürürlükten kaldırmamıştır. Evet kaldırmadı. Ta 24'e kadar beraber ne oldu? Beraber gitti ama Türklerin ilk anayasası değildir. Türklerin ilk anayasası ABM nedir? Şuraya yazalım. Vatandaş dersine de bir şeyimiz olsun. Faydamız olsun. Tamam. Bir. Türklerin ilk anayasası kanuni esasidir. Yani 1876 yılında yapılan ilk anayasanız budur. Tamam. Arkasından 1. TBM'nin ilk anayasası teşkilatı esasidir. Teşkilatı esası yani 1921 anayasasıdır. Arkasından Cumhuriyet'in ilanından sonra Cumhuriyet'in ilanından sonra 1924 anayasası sonra 1961 günümüzde de ne kullanıyor 1982 anayasası kullanılıyor. Yani Türk tarihinde bizim 5 tane neyimiz var teknik olarak anayasamız var ama yeni Türk devletinin Yeni Türk Devleti'nin 4 tane 21, 24, 61, 82 ve burayı sordu vatandaşlık dersinde sordu burayı. Dedi ki Cumhuriyet'in ilanından sonra kaç tane anayasa yapılmıştır dedi. E, Cumhuriyet'in ilanından sonra 24, 61, 82 3 tane anayasa yapılmış. Sen neye çalışıyordun ÖSYM'e? Neyi sordu? O yüzden. O yüzden yani ayrıntılarıyla onuyla bunuyla boğulmayın abim tamam yani gerek yok genel hatları bilseniz yeterli sizin için bu geldim ne bir diğer soruya teşkilatı esasıyla 1 2 3 hangilerinin yetkisi meclise verilmiştir 21 esasıyla dini emirlerin yerine getirilmesi verildi bu yönüyle anayasam ne değil laik değildir. Niye dini emirleri yerine getiriyor? Çünkü İstanbul hükümeti halifeyi kullanarak milli mücadeleye zarar veriyor muydu? Fetvalar çıkarıyor muydu? Çıkarıyordu. Mustafa Kemal'lerin takımda da onlar da kafayı çalıştırdılar. Dediler ki: "Ya İstanbul işgal altında. Teknik olarak halife de işgal altında. Halifenin verdiği emirlerin dinen caiz geçerliliği yoktur." dediler. Mantıklı bir ne hamle. Çünkü bize en çok zarar verilebilecek yer neresi? din. Dini kullanıp zarar verirler. Arkasından yasayı, e yasayı zaten meclis yapar. Meclisin yetkisidir. Savaşa barışa kim karar verir? Meclis karar verir. E, bunun hepsi varmış. Anlaştık abim. Bunlar biraz vatandaşlık vari. Tamam. Böyle geliyor ama. Tarihte de vatandaşlık da beraber gelir. Aldınız mı? Geçtim. Evet. Bakayım başka sorun var mı? Yok. Tamam. Hadi burayı da halledelim. Hadi bismillah. Bilecik görüşmelerine İstanbul hükümeti adına katılanlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur demiş. Salih Paşa, Cevat Paşa, Hüseyin Kazım, Hüseyin Kazım Bey, Hoca Fatin Efendi, İsmet Bunalan isimler zor mu? İsimler zor doğru mu? Amma amma kıymetli kardeşlerim hop yanlış tarafı gösteriyoruz. Pardon ha bu bak Bilecik görüşmelerinin daha ben bu sene neyim? Bunun da bu sene 100. yılı haberiniz olsun. Tamam bu bilecik görüşmelerin ayrıca ne yap yapıvereceğim zaten size anlatıvereceğim ama şimdi bak Salih'i bilemedim Cevat'ı bilemedim Hüseyin Kazım'ı bilemedim Hoca fatini bilemedim ama burada kim var İsmet var İsmet 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 kim adına katılır İstanbul hükümeti adına mı TBM adına mı tamam burada es geçiyorum Bak burada es geçiyorum. Vakti gelecek ne yapı vereceğim bunu? Açıklaya vereceğim size. Üstüne basa basa bunlarla alakalı ayrı bir yerine çeki vereceğim zaten. Video çeki vereceğim. Anlaştık abim. Tamam burada es geçiyorum ama bak soru tipini nasıl yapacağınız anladınız mı? Bu. Ve hangisi birinci temede yer alan gruplardan biri değildir? Aa işte 2019'un KPSS lisans sorusu. Yani sen niye çalışıyordun? ÖSYM bunu, bunu, bu sorunun aynısını sordu. Hangisi tebemeler olan gruplardan biri değildir dedi. Tamam. Şıklara bak. Tesanüt grubu, ıslahat, istiklal, halk zümresi ama felahı vatan. Felahı vatan dediğiniz ne? Abim son Osmanlı mebuslar meclisindeki son Osmanlı mebuslar meclisindeki misak-ı milliyi kabul eden ekiptir. Tamam bunun aynısını ÖSYM böyle sordu tamam bak aynısını sordu bu geçen sene de vardı bu, bu, bu soru benim kitapta ÖSYM cevabı ne verdi mim mim grubu verdi anlaştık tamam geçen senenin çıkmış sorularından birisiymiş bu arkasından birinci TBM'de yer alan aşağıdaki gruplardan hangisi iddiatçılar tarafından oluşturulmuştur. Halk Zümresi Mustafa Kemal tarafları, İstiklal Mustafa Kemal tarafları, Islahat Mustafa Kemal taraftarları, Yeşil Ordu grubu bu ne? Bu komünistler. Bu da birkaç yayının klasik sorusudur. Tamam Yeşil Ordu komünist ekiptir ama tesanüt, dayanışma eski iddiatçılar tarafından kurulmuş. Bunu da idari hakimlik sınavında sordulardı. Dayanışma grubu yani eski iddiatçıların kurduğu neymiş? grupmuş bilgi sorusu. Tamam kıymetli kardeşlerim. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Ve geldim neye? Birinci TBM'nin ilk başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır? Şimdi birinci TBM'de ne var? Meclis hükümeti sistemi var. Doğru mu? Yani güçler birliği var mı? Var. Birinci TBM'nin ilk başkanlığını da Kazım Karabekir değil. Fevzi Çakmak heş değil, İsmet Paşa da değil, Ali Fuat da değil. Birinci TBMM'nin ilk başkanı kimdir? Mustafa Kemal'dir. Tamam. Ama tabii burada diyeceksiniz ki şimdi çok bilenler diyecek ki bana hocam diyecek. <laughs> hani birinci TBMM açıldığında en yaşlı üye Şerif Alkan Bey yapmadı mıydı? E yaptı. Eşıklarda var mı Şerif Alkan? Yok. Yok. Tamam. Bizde devlet geleneğidir. Meclis açıldığı gün ilk gün tamam. Meclis açıldığında en yaşlı üye oturumu açar. Milletvekilleri yeminlerini ederler ve neye başlarlar? <laughs> Görevlerine başlarlar. Hemen sonraki süreçte de neye geçilir? Meclis başkanlığı seçimlerine geçilir. Doğru mu? E da. Şerif Alkan olsaydı cevabım Şerif Alkan olurdu. Anlaştık abim. Şerif Bey olurdu. Anlaştık abim. Bu teknik olarak Mustafa Kemal ilk başkan Şerif Alkan, Ondan sonrasında yapılan başkan kimdir? Mustafa Kemal'dir. Tamam. E şimdi millet çıkıyor diyor ki e, ilk başkanlığının soru yanlış. Değil işte. Bunun gibi ÖSYM e kaç tane soru sordu? Mesela dediler ki, dediler ki... E Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk çok partili denemesindeki ilk muhalefet partisi kimdir diye sordular. MEB'in kitabı çarşaf çarşaf ne anlatıyor? Milli Kalkınma Partisi'ni anlatıyor anladın mı? Şeyin kurduğu e, neydi o adamın adı aklıma gelmedi. Ta unuttum valla. Bu o Milli Kalkınma Nuri Demirağ. Nuri Demirağ abinin kurduğu tamam mı? Milli Kalkınma Partisi diye anlatıyor ama şıklarda yoktu. İkinci muhalefet partisi ise Demokrat Parti'ydi. ÖSYM Demokrat Parti ne diye sordu. İlk muhalefet diye sordu. O yüzden ezberlemeyin ilklerini ne yaptı şıklı. Neye bak? Şıklara göre hareket et. Anlaştık. Bu peki ve son sorumuz kıymetli kardeşler. Ne diyor Mustafa Kemal tarafından meclise sunulan 24 Nisan önergesi. Bir size yeni bilgi bu 24 Nisan önergesi mebin kitabında bu yıl ne diye anlatılıyor. Bir nolu karar var diye anlatılıyor tamam. Bak meclisin yaptıklarının bazısı nedir abim meclisin yaptıklarının bazısı kanundur. Bazıları ise ee, parlamento parlamento kararıdır. Tamam bu yapılmış olan 24 Nisan önergesine bir nolu kararlar diye anlatılıyor. Önergesinde adlandırılan belgenin örnek adlandırılan belgenin yukarıdaki maddelerinden hangilerinde İstanbul hükümetinin yok sayılarak meclisin üstünlüğün vurgulandığı söylenebilir. Ne diyor? Yukarıdaki İstanbul hükümeti yok sayılacak meclis üstünlüğü vurgulandı. söylenebilir diyor. Bakalım hükümet kurmak zorunludur. E var zaten hükümet kim var? İstanbul hükümeti var ama biz seni istemiyoruz kardeş. Biz yeni bir hükümet kuracağız. Al biri aldım olmayanları ne yaptım? Eledim. Şimdi şıklara bakıyorum. Bir, iki ve ne kaldı? Bir, iki, üç kaldı. Tamam. Okuyalım yine hadi bakalım bu. Büyük Millet Meclisi üzerinde hiçbir güç yoktur. Evet İstanbul hükümeti doğrudan ne sayılmış? Yok sayılmış. Meclisin üstünlüğü vurgulanmış. Padişah ve halife itilafların baskısından kurtulduğu zaman meclisin düzenliği yasaya göre hareket etmek durumundadır. Ha, Bu madde de önemli. Ben buradan da çıkarttırırım. Benim cevabım burada ne? Benim cevabım hepsi. Bak şimdi ne diyor? Padişahın ve halifenin durumunu kim belirleyecek? Padişahın durumunu meclis belirleyecek diyor maddede. Yani ulus iradesi belirleyecekmiş. Peki buradan şu yorum çıkar mı? Meclis iradesi büyüktür. Padişah şöyle tam tersini ya da bu böyle de olur tamam bu. Yani ulus iradesi padişah'tan üstündür yorumu çıkar mı? Evet çıkar. Ulus iradesi padişahtan üstüyse e teknik olarak mecliste neyden üstün görülmüştür? Padişahtan üstün görülmüştür. Kıymetli kardeşlerim ahanda hepsini işaretledim ve ahanda bakıyorum bundan sonra neye geçiyor? Bundan sonra neye geçmişiz? Milli mücadele muharebeler dönemine geçmişiz. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Bitti soru çözümümüz kıymetli kardeşlerim. Şunu bir çevirelim. Gel bakalım bize doğru kıymetli kardeş sen de. Dön bakalım ha. Hop. Hop. Yorumlarınızı da açalım. Yarın ne yapacağız onu konuşalım. Tamam. Eyvallah kıymetli kardeşlerim şimdi yarın akşam yarın akşam 10.30'da buçukta tamam mı e, İlerleyen süreçte belki saati bir, bir 10-15 dakika daha ileriye atabiliriz kıymetli kardeşler çünkü canlı yayın derslerimiz başlayacak anlaştık hani e, sonraki süreçte onu da artık be, be, beraber belirleriz ama yani sıkıntı yok kıymetli kardeşlerim tamam sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Anlatacağız. Verdiğimiz sözün arkasındayız. Anlatacağız. Tamam. Çalıştığımız kurumlarda da uzaktan eğitimleriniz başlıyor. Ee, buradan da bu mecradan da devam edeceğiz. Soru çözümleri çeki vereceğim gün içinde. Tamam. Onları da paylaşacağım sizinle. Abeniz olarak yanınızdayız. Abim yapacak bir şey yok. Bunlar yaşanacakmış. Hep beraber yaşayacağız yani. Hani. Allah cümlemizden razı olsun. Tamam. Eyvallah abi, eyvallah eyvallah. Bir anem baştan başlıyoruz. Kalem malem aldım. Nerede? Şuradan. Sağ olsun yeğenlerim kalem gönderi vermişler bana. Kıymetli kardeşler. Canlı yayınlarınızda enerjiniz yanınızda olsun diye. Böyle iki tane kızım var benim Nur Hayat'la Leyla diye. Allah razı olsun kalem gönderi vermişler. Kutalmış üstüne çöktüydü. Ben de aldım. Yarın renkli renkli yazacağız Allah'ın izniyle. Güzel olacak, güzel olacak. Geçecek abim. de hepsi geçecek abim. Sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Bugünlerin hepsi geçecek. Tamam. Konu soru yaparız zaten. Öyle yapacağız. Rahat olun abim. Tamam. İşimi şansa bırakmam. Oo iyiymiş. Hem kalın hem mince. Bakayım mı lan? Oo iyi iyi. Güzel güzel. Yarın sizi güzel dersler bekliyor abim. Vallahi bildiğim. Allah razı olsun abim sizlerden de. Tamam. Aha kalemlerimiz de var. Defterimiz de var. Hepsi var. Tamam. ÖABT abim ee, iyi yüklenin. ÖABT için Coşkun Çebitürk hocam var. Tarihçiler, sosyalciler. Coşkun Çebitürk Hoca. Takip edin onu. Tamam. Eyvallah abim. Eyvallah. Tamam. Hadi Allah emanet olun. Kaydediyorum atıyorum hikayeye. Tamam. Hadi Allah emanet olun. Hepinizi seviyorum. Eyvallah. Şükriyatun. Tamam. Aa çayımız da geldi. Ders bitti. Çay geldi.